Arkadaşlar merhaba. Yanımda Cemal var. Ne haber Cemal? Sağ ol abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sosyal mesafemiz bir kamyon boyu kadar. Aynen. Çok güzel. Biliyorsunuz arkadaşlar, Mad Max'in motoru böyle ciddi şekilde su almıştı ve tekrar yapılmıştı. Bununla ilgili süreçleri size göstermiştik. Bir önceki bölümde gıcır gıcır V10 motorumuzu, kıpkırmızı V10 motorumuzu sizlere tanıtmıştık detaylı bir şekilde. Rektifiye işlemine izah etmiştik. Şimdi yeni motorumuzla bu aracımızı test edeceğiz değil mi? Aynen. Bir daha önceden nasıldı böyle? Sen problemler yaşıyordun değil mi arazide? Bir anlatsana. Arabada gaz yerme sıkıntısı vardı. Motorun iki pistonu da zaten sıkıntı çıkmıştı. Bu yüzden güç kaybımız vardı. Umudumuz motorun iyi çekmesidir. Değil mi? Evet, yani beklentimiz büyük. Evet. Bakalım neler olacak. Bir de biz önceden buraya gelmiştik. Bunun hatta araçların ilk arazi videosunu burada çekmiştik. Bir farkla. O zaman kuruydu, yazındı. Evet. Şimdi böyle orta şiddette bir yağmur yağdı, zemin ıslandı. Böyle tamamen çamur değil ama böyle çamura yakın bir zemin oluştu arkadaşlar. O yüzden farklı bir deneyim olacak. Motorun gücünü, böyle performansını tam olarak test edebileceksin artık. Bakalım neler olacak. Cemal, şimdi başladık. Evet. Hadi bakalım, şimdi sallana sallana gidiyoruz her zamanki gibi. Karşıda böyle dik bir yer var. Ondan sonra ondan daha %50 yüksek daha bir yer daha var. Şimdi ne yaptın sen? Şimdi kilitleri açıyorum. 6x6 artı kilitler. Evet. Şimdi şöyle bir daha yapalım. Şöyle kilitler açıyor. Böyle de 6x6 alıyor. Yani bu hem kilit hem 6x6'yı aldık şu anda. Araba full tahrikte. Aynı zamanda ağır devire de aldık. Evet, süper. Çünkü rampalar çok dik ve en son bölümlerinde aşırı böyle karşı duvar var. Çıkması rahat olsun diye böyle aldık. Zaten hiçbir şey yapmıyoruz yani. Hadi bakalım. Evet. Şimdi küçük tamam. Küçük tamam. Birini hallettik. Şimdi sıra büyükte. Şöyle bir 5 metrelik bir duvar görünüyor dümdüz. Vallahi sanki tümsekten geçer gibi geçiyor değil mi ya? Hiç bana mısın demiyor abi. Şurada var bir daha uzun soluklu, daha dik olmayan bir yer. Aslında burası da dik. Bir de yerler yağışlı. Yani ıslak daha doğrusu, yağış oldu. Yani lastikler tam olarak tutunamıyor ama yine de fena değil. Evet. Hadi bakalım şimdi buraya. Şimdi sen olabilecek en arazi koşullarında çekiş sistemini kullanıyorsun değil mi? Şimdi oranın inişine geldik. İnerken zaten hiç yani fren yapmıyorsunuz. Fren yaparsan abi 12 ton arabayı burada durduramazsın. Tabii. Aşağıda çok daha yani. Problemli. Yavaş yavaş iniyor kendi. Egzoz freni falan da yapmıyorsun. Aslında egzoz freni de çok az basıyorum egzoz freni ama hani arabayı da geldi o ses kadar. Evet. Şu an egzoz freni yapıyorsun değil mi? Geliyor böyle. O sesi çok güzeldir bu arada egzoz freninin. Ben de çok severim abi. Değil mi? Hatta böyle Amerikan araçlarında falan olur o eski, özellikle biraz da açarlar. Böyle acayip bir şekilde değil mi? Aynen. Güzel sestir, severim onu yani. Şimdi şuradan dönüyoruz. Burada nispeten daha bir rahat bir inişimiz var. Buradan çıktık ama buradan inmeyeceksin. Yok. Biraz korkutucu yani orası hakikaten. Yani tam olarak gözüm kesmedi. Bence yani, gerek yok risk etmeye. Off-road'da hani geçen videolarda söylemiştik. Gözünün kesmediği hiçbir yere girmeyeceksin abi. Önünde 10 tane araba da gitse, geçse. Senin canın istemiyorsa, geçmez diyorsan kesinlikle girmeyeceksin. Kendi riske atmayacaksın. Doğru. Çünkü önce can sağlığı, can güvenliği. Kesinlikle. Şimdi evet. Başka bunu da bana Murat abi öğretmiştir abi 15 sene önce. Öyle mi? Murat abinin olayı. İlk off-road'a başladığımda bana öyle demiştir Cemal. Gözünün kesmedi hiçbir yere girme kardeşim. Artistlik yapmaya gerek yok dedi. Aynen yani. Aynen öyle. Baksana şu an mesela resmen böyle 45-50 derece eğimle indik. Şimdi daha demin çıktığımız yerin inişine geldik. Burası da çok dik görünüyor gerçekten. Evet, bayağı. Değil mi? Şöyle bakınca bir de incik iyice şey olmuş. Haydi bakalım. Hoppa! Uy!
Sanki böyle arka pat diye kalkacak gibi hissettiriyor. Kapak yine açıldı. Olmazsa olmaz. İkisinde de kapak açılıyor ya, şaka gibi ha. Demek ki bunların bu kapak kronik bir sorun yani. Aslında kildi vardı abi, çalışıyordu ama kırılmış kildi. Ben şu kapağı kapatayım. Hemen devam edelim. Ama aksiyon olmuş. Amma salladı be. Şuradan bir gir çık yapalım. Sonra seni bak orada bir bayağı dik bir yer var. Biz Willys'le girmiştik. Oraya bir götüreyim. Bir de Cemal, bu çok ilginç. Şimdi insanlar şimdi bu videoyu izlerken tabii açıları yansıtmak çok da kolay değil arazi videolarında. Yani arazi videoları çeken, araziye katılan arkadaşların hepsi bilirler. Ya ne biçim yer falan filan dersin. Ondan sonra izlediğin zaman ya çok da yansıtamamışız dersin. Yani gözün çok... gördüğünü lens görmüyor. Görmüyor. Bazen. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar yorum yapıyorlar. Ben buraya Şahin'le girerim. İşte geçen su geçişi, işte senin motoru gümlettiğin videoda evet. Şöyle bir yorum yapmışlar. Diyor ki ben buraya benim 240 dizel 123 kasa Mercedes var, onunla giriyorum her gün. Ya arkadaşlar yani tamam güzel, bazı yerleri deniyor olabilirsiniz. Mesela Toros çok kemikli bir araçtır. Birçok yere girip çıkar vesaire. Bir derece de yani biraz da mantıklı artık değil mi yani Cemal? Yani artık ben yorumları okurken bazen zaten gülüyorum yani. Gülmemek elde değil. Yani böyle yani pes artık dediğimiz evet. Şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden yani o kadar da abartmayın. Hani yazanların belki birçoğu mizah yapmak için yazıyordur ama gerçekten düşünüp yazan varsa... Yo, ciddi ciddi yazıyorlar. Yani o mizah olsun diye yazan pek fazla yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Millet ciddi ciddi söylüyor bunu. Yani yürüyerek... Koşma demiyorum. Yürüyerek çıkmanın gerçekten zor olduğu yerlere çıkabiliyoruz. Öyle bir olay var. Ve de bu işi 12 tonla yapıyor. Yani siz mesela şöyle demişler. Ya ne gerek var 6x almaya, işte 4x4. Senin kaç tane 4x4'ün var Cemal? 6-7 tane 4x4'ün. Ben bununla girdiğim yerleri denemem bile abi. Yani arabayı buraya sokmam ki arabam 37 Silverstone lastikli bir, ya 37 işte Silverstone lastikli bir araba. Ama buraya girmem çünkü hani 6x6'nın avantajı hep söylüyoruz. Önden kalsa arkadan itiyor, arkadan kalsa aynen. Önden çekiyor. Mesela bak geldik şimdi o dediğim yere. Burası bayağı iyiymiş be. Yani burası bayağı dik abi. Ya şöyle baktığın zaman hakikaten zor görünüyor. Yani şöyle bir ilk bakışta insanı bir korkutuyor. Hadi bakalım biz Willys'de çıkmıştık buraya. Willys de çok 40'ların aracı olmasına rağmen çok yetenekli. O baş biraz zor çıkardı. Buranın sıkıntısı... direkt düz rampa değil abi. Bak sol tarafta bir eğim var. Yani ters eğim de yapacak araba. Bir de şey dümdüz de değil, çok oynak. Evet oynak aynen. Mesela yani 6x6 için uygun. Bütün evet. Akslarının yere tutması için uygun bir arazi. Bir de bu arabada güç olduğu için böyle vurdurmanın bir anlamı yok abi. Vurdum zaten ya, olduğu yerde şey yapabilir. Ağır ağır kendi çıkarıyor ya arabayı. Doğru. Lastikler de büyük, onun da evet. Etkisi var. Şu an resmen arkadan bizi bir şey itiyor. İtiyor ve yani hiç tedirginlik duymuyorsun. Yok, evet. Ya ne tatlı gidiyorum ya ben falan filan. O moddasın. Belki o yüzden yansıtamıyoruz abi. Yani doğru, arabanın olabilir. Çok hani... Hani şöyle değişik bir efektimiz olsa... Kesinlikle mantıklı bak dediğin şey. Şimdi inişine geldik oranın. Burası da bayağı dik görünüyor şaka maka. Ama o biraz önce çıktığımız yer en diklerinden bir tanesi. O çok yani. Dik ama çok da rahat çıkıyor. Evet. Uzun soluklu olmasına rağmen. Evet. Hatta çok keyiflendim, ben bir kere daha çıkmak istiyorum. Hadi abi, bir daha çıkalım ya. Hakikaten onu böyle ya diyorsun yani. Böyle ne güzel bir şey bu böyle. Bir daha çıkayım, bir daha çıkayım, bir daha çıkayım. Güven veriyor adama. Evet.
Bu arada kemerlerde ufak tefek sıkıntı olduğu için takamadık arkadaşlar. Yani kemer takmadığımız için değil, gören arkadaşlar biraz vardır. Önce, biraz önce kemerin tokası evet, çıktı tokas. Arkadaşlar. O yani yüzden... bu araçların da derdi bitmiyor. Bitmiyor aynen. Bir de öyle bir şey var. Pahalı da bir dert. Ama işte yine 4x4 olayına geldik bir tur atıp. Cemal ve Murat abi zaten 4x4'leri fazlasıyla oldukları için bu araçları 6x6'ları aldılar. Hedefimiz neydi? Onu da söyleyelim arkadaşlara. Söyleyelim mi abi? Söyleyelim yani. 8x8. Evet, 2 tane 8x8. Yani bu iş 4x4 neyinize yetmiyor olayı değil arkadaşlar. Bu iş bir doyma mevzusu. Hadi bakalım bir daha. Kaptırdık çıkıyoruz. Sanki 3'teyim abi. Ha, sanki 3'tesin bu sefer. O kadar evet. Da değil yani değil mi? Evet, hemen bir alalım. Ama bu da güzel oldu. Kaldığın yerden çıkmak, evet. Onu da görmek ayrı evet. Bir güzel. Sonuçta arabanın nerede kalıp nerede şey yapacağını bilmiyoruz. Kesinlikle. Yani kaldığı yerde de sen basıp çıkıyorsun hatta yani. Hatta mesela bilerek duralım. Toprak da zemin de kötü. Aynen. Bir daha kalkmaya hem kalkıyorsun. Hem ıslak hem dik. Hem yamuk yumuk. Baksana hiç en ufak kaçırma. Aynı zamanda motoru değiştirirken balatayı da bronz balata yaptık. Ha o önemli. O da bayağı avantaj sağlayacak bize. Evet o da güzel. Peki o zaman şimdi yani genel arazi sürüşümüzün böyle bir sonuna geldik. Dönüyoruz artık yavaş yavaş buradan da indikten sonra. Evet. Nasıl buldun? Yani motor nasıl olmuş Cemal? Bayağı kötüydü çünkü hakikaten aldığından itibaren şikayet ediyordun. Evet, gaz yemiyor vesaire şeklinde. Şimdi nasıl buldun genel olarak? Şu tamamen anda, yapıldı motor. Şu anda motordan yüzde yaklaşık 60 daha memnunum. Hı hı. Çünkü ilk zaman gerçekten hani evet araba ciğerli araba olduğu için çıkıyordu ama şu anda daha farklı çıkıyor. Biz bu arabayı hep Murat abiyle kıyasladık yani elimizde iki tane 6x6 olduğu için ya onun motoruyla bunun motorunu kıyaslayabildik. Belki bir tane olsaydı kıyaslayamazdık yani bunun teknolojisi motoru bu derdik. Önce şu kilitle evet, şimdi... ağır devirini alayım. Ben çıkardım şu anda. Yani şu an, ay aldık yani. Yani şu an bildiğin asfalt modundayız aslında. Asfalt modundayız. Sadece orta çekiyor. Evet, doğru mu? Doğrudur. 6x2'deyiz arkadaşlar. Yine arazideyiz. Ama bu sefer normal böyle artık tesviye edilmiş. Rahat bir arazi. Normal bir araçla da işte o zaman bir Şahin'le buraya girebilirsiniz. Evet. Ama nerede saplanırsınız bilmiyorum. Orada tümsekler vardı. Şimdi oralardan geçerken aynen. Belki tekrar devreye alacaksın sen. Yani genel olarak toplayalım tekrar. Evet genel olarak yani motordan abi ben memnun kaldım. Ama bir ayarsızlık var yine. Evet, ince ayar yapılması lazım. Yani mesela gaz telinin yayı yok. O yüzden gaz ayarı yapılmıyor. Mesela Murat abinin motoru gerçekten böyle harlı bir çalışan motordu. Evet. Böyle şey gibi, gerçekten yırtıyor gibiydi. Seninki daha yumuşak çalışıyordu. İlginçtir, seninki yine yumuşak gibi çalışıyor ama güzel çıkıyor her yeri tıkır tıkır. Çıkıyor, aynen. Böyle bayağı bir, ikisinin karakteri farklı. Çok ilginç, aynı yerden alındı, aynı araçlar. Bunun motoru yapıldı. Şey diye düşünmeye başladım abi. Acaba sürüşten kaynaklanıyor olabilir mi? Çünkü Murat abiye yarın rica edeceğim benim arabayı kullansın diye. Belki sürüşten de olabilir abi. Kesinlikle. Murat abinin bu arabayı bir kullanması evet, lazım. Evet. Yani hani ben birazcık daha böyle sakin sakin geçmeyi severim. Doğru. Murat abi belki gaza basıyor. Bilemiyorum yani. Murat abi yardırıp geçiyor direkt. Ha işte onu bilemediğim için mesela şuraya başka bir arabanın girme ihtimali var mı? Yok. Mümkün yani? Değil. Ya bir de şimdi şöyle bir şey. Daha demin de bahsettim. Lastik büyük olduğu zaman her şekilde iş kolaylaşıyor. Evet. Çünkü bir tümsekte şu kadarlık bir lastiğin geçmesi ayrı, bu kadarlık ayrı. Onlarda evet. İşte fiziki kuvvetlerin şeyleri, etkileri tamamen değişiyor. Fizikte böyle kuvvet ayrımı yapan arkadaşlar bilirler. Bundan dolayı büyük lastik her zaman avantaj zaten. Ağırlık da var, basıp geçiyor yani sonuçta. Bunlar arazi değil artık. Ama normal bir araç olsa o dediğin yerlerde kesinlikle zorlanacaktır. Hem zorlanır hem de yani mesela şöyle bump dediğimiz yani tepeciklerde altın şasiye vurur ve arabayı oturtur yani. Askıda yani, kalır. Askıda kalır. Geçme şansı yok yani. Doğru. Şimdi zaten asfalta çıkıyoruz. Şu geçtiğimiz bump'un yüksekliği yaklaşık 50 santim. Yani 50 santimden... Çok. Yok. Hani normal bir arabanın atlama ihtimali zaten yok. Kesinlikle. Ama ben yine söylüyorum abi bence yorum yapanlar mizahen yapıyorlar. Yani gerçekçilik payı olduklarını düşünüyorlarsa. Şimdi seçkin
demişti ki bir Cemal bir kullansın şey yapsın, ondan sonra ben bütün motor ayarlarını tekrar yapacağım demişti. Arkadaşlar şimdi bir ekleme yapıyoruz. Neydi? İşte Cemal'le anlattık size konuyu. Şimdi motor ayarını yapacağız. Biz aslında bunu araya kaynattık. Ve de Cemal böyle ayarların biraz daha böyle gaz yemesi şeklinde oldu. Yani mesela bastığı zaman daha harlı çalışsın gibisinden. Şimdi onu yapacak ustalar. Ve de biz bunu arada size de göstermek istedik. Yani bu bölümün bir ayrı parçası. Motorun farklı ayarları var. İşte bu gaz pedalı ayarı vesairesi, işte rölanti, işte avans ayarı. Bunların hepsine bakacaklar şimdi. Cemal'in istediği noktaya getirmeye çalışacaklar. Seçkin Usta, evet, şu ayar işini bir anlat bakalım bize. Ne yapacaksın şimdi? Abi avansımızın burada bir kaplini var. Bu kaplinin üzerinde yaklaşık 7-8 tane ayar noktası var. Ateşlemenin öne alınması ve geciktirilmesi gibi düşünebiliriz. Hmm. Hassas bir ayardır. Evet. Sentenin biraz daha hassas ayarıdır. Şu anda 0 ile 8 arasında bu ayar ölçülerini tekrardan kontrol ede ede yapacağız. Hemen şu metalin altında avans topu dediğimiz avans dişlisi var. Bu tahrik veriyor. Bizim yakıt pompamıza tahrik veriyor. Burada da bunun bir sıfırlama ayarı var. Bu sıfırlama ayarı 0 ile 8 arasında ayarın yapılması gerekiyor. Bu ayarı neye göre değiştirebiliyoruz? Neye göre değişmesi gerekiyor? Bu ayar standart ayardan artı eksi 4 derece olarak ayarlanmış. Şu anda biz standart ayarlamıştık. Cemal Bey, çekişimizin bir tık düşük olduğunu, gaz pedalının biraz hafif olduğunu bahsetti. Biz de bir tık daha ileriye aldık. Şimdi tekrar test edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz ne değişmiş. İyi, hadi bakalım. Göreceğiz. Rastgele. Şimdi Murat abi test için direksiyona geçti. Niye? Kendi aracıyla mukayese edecek. Amacı bakalım diğer Dakar'a göre bu nasıl olmuş? Göreceğiz. Murat abi bir de çok deli kullanır. Böyle esirgemez gazdan ayağını. Siyah duman atması konusunda konuşuyorlar. Atıyor ilk çalıştırmadan. Daha demin bir şeyler anlattın. Vallahi dedin ki. Vallahi sana bir söyleyeyim abi. Görüldüğü gibi değil bu rampalar. Arabanın içine bindiğin zaman buradan çok rahat çıkar diyorsun ama direksiyona bindiğin zaman bayağı bir mücadele Şahin biliyorsun. Doğan'la çıkarım falan diyenler oluyor buralardan, biliyor musun? Hale buradaysa Arşın burada gelsin bir görsün. Sen de başta öyle düşünün ama evet, çıkınca arabanın içinden farklı değil mi? Çok farklı abi ya. Evet, aynen. Çok farklı. Yani yaşamak lazım. Değil mi? Aynen. Farklı bir şey. Abi aldın V8. Evet. Defender'ı. Evet. Küçük arabalarla da arada bir arazilere çıkıyoruz. Abi, 6x6'dan sonra hadi bakalım. Ver coşku ya. Arkadaşlar umarız bu yeni motorumuzla yaptığımız hafif ıslak arazideki videomuzu da beğenmişsinizdir. Cemal, sana da sağ ol. Abi ben teşekkür ederim. Mazotun bol olsun, güzel oldu. Şimdi mazot da ucuzladığı için artık yakıt azaldı. Doğru. Evet arkadaşlar, duydunuz Cemal'i. Serimiz de devam edecek. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz.